Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT Edebiyat Denemeleri çözmeye devam ediyorum. Paraf yayından ait bir deneme sınavıyla karşınızdayım. umarım güzel bir tekrar olur diyelim ve hemen soruların çözümüne başlayalım. Soru 1. Bu parçada geçen altı çizili sözde yazınsal yapıtlarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi denmiş bize? öncelikle son bölüme gelelim. Zira Edebiyat bir anlamda milletlerin günlüğüdür onun geçmişini, geçmişinin, şimdisinin ve geleceğin hikayesini anlatırdayken burada milletin günlüğü ne olabilir dediğimizde normal günlükten gitmek lazım. Bir kişi kendine ait günlüğü yazdığı zaman başından geçen gün içinde başından geçen bir takım olayları ne yapar? Kaydeder. Eğer milletin, milletlerin günlüğünden bahsediyorsa milletlerle alakalı bir takım bilgileri ne yapabiliriz bunlardan? Bulabiliriz. A'da insanlara bir ulus ait olma duygusu kazandırdıkları diyor. Burada e, olamaz. B'de ulusların birbirleriyle olan ilişkilerine yön verdikleri, yön vermek vesaire olmaz. C'de insan evrensel çizgide ortaya konulduklarında daha çok okura ulaştıkları hiç alakası yok. D'de yazarların yaşamlarını izler taşıdıkları. Burada e, yazardan değil de milletlerden bahsediyor. Bu da gider. Ama E'de ait oldukları ulusların. Tarihsel yaşamlarını yansıtması diyor. İşte milletlerin günlüğü, milletlerle alakalı bilgiler yani tarihsel yaşamları yansıtması olabilir. En yakın şıkkımız E oldu. Soru 2. Hangisinde yargı gerekçesiyle verilmiştir diyor. Gerekçeden diye zaman aklımıza neden sonuç gelmeli. Neden sonuç olmadığı zaman 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 amaç da olabiliyor ama genelde biz neden sonucu aklımıza başta getirilir. Bir de. Yazar içinde yaşadığı toplumsal koşullardan bağımsız değildir. Bu bağlamda içinde bulunduğu durumda, durumun sosyal ve tarihsel arka planını görmezlikten gelemez. Peki e, bir yazar acaba içinde bulunduğu e, durumun sosyal ve tarihsel arka planını görmezlikten niye gelemez? Çünkü içinde yaşadığı toplumsal koşullardan bağımsız değildir de ondan. Bunun cevabı A gibi duruyor. E, diğer şıklara bakalım. Sanatçı yapıtında gerçeği anlatırken tarihi ve sosyal gerçekliği gerçekliğiyle ifade eder. Dolayısıyla diyor. Bazı arkadaşlarımız burada dolayısıyla ifadesini görünce neden sonuç e, var, neden açıklanıyor diyebilir ama burada şöyle bir durum var. Dolayısıyla derken ikinci cümlede bir neden var. Üçüncü cümle ise nedir arkadaşlar? Bir sonuçtur. Oysa bizden ne istiyor? E, hangi cümlede e, diyor. Yani cümlenin kendi içinde bakmamız gerekiyor. Ve nitekim bire döndüğümüz zaman da ee, içinde yaşadığı toplumsal koşullardan bağımsız olmadığından dolayı demek ki e, ne yapıyor? İşte tarihsel arka planı görmesinden gelemez diyor. Cevap net bir şekilde A olur. Soru 3 yine bir anlam sorusu. Ee, bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi demiş bize? Ee, göğe uzanan dağlar ülkesi olarak e, tanınan Kırgızistan eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini etkiliyor derken burada eşsiz doğal güzellik ifadesi bize anlatımda beğeni duygularını yansıttığını gösteriyor. Artı yine eşsiz doğal güzellikleri ifadesi niteleyici bir sözdür. Bu gider. Yine Kırgızistan'da eşsiz doğal güzellikleri ziyaretçileri etkiliyor dediğinde yine devamında dikkat ederseniz Tanrı Dağları ve Pamir Dağları'nın büyük bölümünü kapladığı bu eşsiz ülke profesyonel dağcıların keyif aldığı bir coğrafyada yer alıyor derken bize bir bölge hakkında ne yaptı? Bilgi verdi. Bilgi verdiği için açıklayıcı anlatım biçime gider artı 100 bin civarında 7 bin metre ifadeleri bize neyi hatırlatıyor? Sayısal veri. O zaman geriye ne kaldı? B şıkkı. Peki dolaylama neydi? Dolaylama bir kelimeyle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla kelimeyle anlatmaktı. Yavru vatan gibi, Türkiye'nin kalbi, bacası sanayi, yedi tepeli şehir gibi örneklerde. Ki metnin tamamında baktığımız zaman çıkmaması gerekiyor. Zaten biz diğer şıkları ne yaptık? Bulduk. Soru dört. E, hangisi Namık Kemal ve Mehmet Akif'in ortak özelliği demiş bize. E, bir defa Namık Kemal Tanzimat döneminde e, birinci kuşak sanatçı. Mehmet Akif ise milli edebiyat döneminde neydi arkadaşlar? Bağımsız yani bir topluluğa dahil değil. Peki A'da aynı edebiyat topluluğu içinde yer almaları diyor ki dediğim gibi birisi Tanzimatçı birisi bağımsız iki dönem zaman olarak da birbirinden farklı. B'de şiirin yanında tiyatro türünde eser vermeleri. Namık Kemal tiyatro eseri yazdı ama e, Mehmet Akif'te böyle bir şey yok. C şıkkında şiirlerinde batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları diyor. Her ikisinde de arkadaşlar böyle bir özellik yok. E, D'de e, pardon arkadaşlar ne demiştim? Batı edebiyatı nazım şekillerini kullanmaları diyor arkadaşlar. E, burada belki Tanzimat döneminde batıdan etkilenme var ama nazım şekillerini kullanma olayı e, bir tartışmalı beklesin. Değişikliğine sanatı bir amaç değil, araç olarak görmeleri diyor arkadaşlar. E, bu net cevap olur. Neden derseniz Namık Kemal Tanzimat birinci kuşakta e, hatırlarsanız vatan, millet ve hürriyet şairi olarak bilinir ve tamamen kalemini topluma mesaj verme amacıyla kullanır. Yine Mehmet Akif'in de Safahat adlı kitabında baştan baştan sona nedir? E, didaktik davrandığını, didaktik olduğunu, e, bir takım şeyleri halka öğretmek gayesini güttüğünü Ne yaparız? Görürüz. Onun için burada her ikisinde de amaç arkadaşlar e, e, sanat değildir, toplumsal mesajdır. Burası beklesin. Şiide lirizmi öne çıkarmaları diyor. Bu belki Namık Kemal'de olabilir ama Mehmet Akif'te ise didaktik olma, didaktik yön daha fazla öne çıkar. Burada D şıkkının net bir cevap olduğu için işaretliyoruz. Ama C şıkkında Batı edebiyatındaki nazım şekillerini kullanma olayı aslında biraz tartışmalı hale getirmiş soru ama dediğim gibi her ikisinde toplumsal mesaj öne çıktığı için ben D şıkkını işaretliyorum. Peki 5'e geldik. hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir diyor. Kahramanlık, sevgi, aşk, doğa, güzellikleri gibi konuların dile getirdiği coşkulu şiirler diyor. Şıklara baktığımız zaman burada koşuk, İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerimizde e, doğa, aşk gibi temaları içeren bir şiirdi. Doğru. E, yani D şıkkı gider. İki de İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bugünkü atasözlerini karşılayan diyor. Atasözü ifadesini gördüğünüz zaman direkt sav aklınıza gelsin, eleyin. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında şiirlerin Şairlerin şiirlerini söylerken kullandıkları bir çalgı dediğine göre bu kopuz eşliğinde olur. Güzel bir hatırlatma yine. Eski Türklerde sevilen sayılan bir kişinin ölümünden sonra diyor. Ölüm şiirleri sagu olur ve geriye ne kalıyor? Baksı kalıyor. Peki Baksı'nın özelliği neydi? Yine sözlü edebiyat döneminde yani İslamiyet öncesinde şairlerimizin aldığı ünvanlardan birisiydi. Hani Ozan, Şaman, Kam, Baksı diye bir serimiz var ya orada bu kavram ne yapıyordu? Geçiyordu. Soru 6. E, yukarıda birinci grupta verilen terimlerden hangisi ikinci grupta verilenlerden bile ile ilişkilendirilemez diyor. Terkip ben demiş. Taş beyit. Nedim tek dörtlük rindane. Burası bir beklesin. Kaside dendiği zaman kaside eşittir taş beyit. E, arkadaşlar yani kasidelerde taş beyit nedir o? Şairin adının geçtiği yerdir. E, gazel demiş. E, gazelde yine taş beyit vardır ama aynı zamanda gazel türlerinde şuhane gazel, aşıkane gazel, rindane gazel gibi türler vardır. Ve rindane daha çok böyle dünyevi bakan, eğlenceye düşkünlükle alakalı ee, nedir arkadaşlar? Bizde Baki'de daha çok arkadaşlar görülen bir e, gazel anlayışı. Yani dünyevi, dünya zevkine bağlılık gibi, din dışılık gibi düşünebilir. Rubai dendiği zaman tek dörtlük aklımıza gelecek ki Divan de Edebiyatı'nda tek dörtlükten oluşan iki tane nazım şeklimiz var. Rubai ve tuyuk. Burada rubai verilmiş, e, tek dörtlükle ilişkilendirdi. Mahallileşme akımı dendiği zaman Lale Devri şairi olan Nedimle alakalıdır. O zaman burada terkip bentle alakalı bir şey bulamadık. Cevap ne olur? A olur. Peki terkip bentle alakalı ne kullanılabilirdi? Vasta beyti kullanılabilirdi arkadaşlar. Terkibent ve tercih bente vasta beyitleri Nin farklılığına göre e, cevabı buluyoruz. Terki bentte vasıta beytleri farklı. Tercih bentte ise vasıta beytleri aynı nakarat olurdu. Yine şöyle olabilirdi. Terki bent e, ifadesinin karşısına Bağdatlı ruhi ifadesini koysalardı mesela ikinci gruba. Bağdat e, Bağdatlı ruhi de doğru sayabilirdik. Çünkü bu nazım şeklinin en güzel örneklerini veren kişi 16. yüzyıl şairlerimizden Bağdat ruhi olurdu. Peki 7'ye geldik. Bu dörtlüğün nazım türü hangisi demiş bize? Elvan çiçekleri sokma başına, kudret kalemine çekme kaşına, beni unutursan doyma yaşına, gez benim aşkımla yar diyor. Yani sevgiliden baştan bahsediliyorsa, şıklara baktık halk zebiyatına ait kavramlama, kavramlar Güzelleme olabilir. ağıt ölüm şiirleri de destan zaten bir nazım şeklidir. nazım türü olamaz taşlama, eleştiri şiirleri, koçaklama, savaş ve kahramanlık olurdu. Cevap o zaman D diyor ve hemen geçiyoruz. 8'e geldik. Hangisi ayrı içinde sanatçıyla ilgili değildir diyor bize. Gazel, Murabba, Kalenderi, Satrancı'nın yanında Ahmet Paşa ve Fuzuli'nin şiirlerini Nazirler yazan sanatçının şairnamesi vardı diyor ve şairname Aşık Ömer doğru. Ee, B'de Karaca olan demiş. Şiirlerinde aşk sevgili ve konuları insana ve ve yaşama dönük gerçekçi bir anlayışı dile getiren aşık şiirlerinde sevgililerin isimlerini de vermiştir diyor. Ee, burada sevgili aşk ve karacı olan direkt denenebilir. C.D. Şeref Taşdova demiş ki Cumhuriyet dönemi halk şairlerimizden bir tanesidir. Ee, ne diyor? Halk hikayesi ve türküleri değerlemiş. Gönül Bahçesi adlı şiir kitabını yazmış. Bu bilgi de doğru. Seyrani demiş 19. yüzyıl aşığı diyor ve eleştiri demiş ki taşlamaları ile ünlüdür. Bu bilgi de doğru. 19'a geldiğimizde Erzurumlu bir sanatçı diyor. gezgin aşıklığının yanı sıra hikaye sanatçısı, anlatıcısı ve halk hikayelerini tasnif eden bir çok yönlü ozan demiş. Burada geçen Erzurumlu Emrah pardon Erzurumlu İbrahim Hakkı bir defa 18. yüzyılda yaşamış ve aynı zamanda tekke tasavvuf edebiyatı konuna mensuptur. E, oysa burada dikkat ederseniz arşıklıktan bahsetti, halk hikayesinin anlattığından bahsetti. Bu arşık edebiyatına ait bir sanatçı olması e, gerekir arkadaşlar. E, söz konusu e, sanatçımız arkadaşlar 19. yüzyılda e, yaşayan Erzurumlu şair Sümmani olmalıydı arkadaşlar. Yani biraz böyle detay olmuş, çok böyle aşina olduğumuz şairlerden birisi değil ama e, yukarıdakiler yine e, az buçuk bilinen sanatçılarımızı cevaba E deyip hemen ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Peki 19'a geldik hangisi bilgi yanlışı vardır demiş bize arkadaşlar. E, orta oyunu belli bir sahnesi olmayan açık bir alanda seyircilerin ortasına oynanan geleneksel halk tiyatrosu diyor ki geleneksel halk tiyatrosu ve belli bir alanda oynanması doğru. Usta çırak ilişkisine dayanan boyunda ele alınan konular ustadan çırağa geçen ekleme ve çıkarmalarla duruma göre yapılan doğaçlamaları süsleniyor ki usta çırak ilişkisi ifadesi doğru doğaçlama ifadesi doğru genelde geleneksel Türk tiyatromuzda metinler nedir e, pardon tiyatro türleri belli bir metne dayanmaz irticalen doğaçlama oynanır e, ama nispeten orta oyunu ve kara Gözde e, metne dayalı oluşu da e, olduğunu ifade eden yayınlarda vardır. Üçte e, işte, oyun oynandığı yere perde ki bakın perde kavramı zaten e, geleneksel tü, Türk tiyatromuzda yoktur. Perde batılı anlamda tiyatro eseriyle e, edebiyatımıza girmiştir. Burada oyun oynandığı yere perde değil palanga adı verilir arkadaşlar. Oyunun giriş bölümüne göstermelik demiş arkadaşlar. Mukaddime olabilirdi. Asıl olayın geçtiği bölüme mukaddime değil arkadaşlar. Fasıl denebilir. Yani burası artık tamamen nedir? Yanlış cevaba C diyorum. Ama bunun dışında oyun ana karakterleri kavuklu ve pişikar demiş. Doğru. E, bu kadroda e, Kayserili, Rumeli yani yan karakterler olduğundan bahsediyor. Bunlar da doğru. Biz net yanlışı bulduk. C şıkkını işaretleyip hemen ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Ki güzel bir soru olmuş. AYT 2021'de buna benzeyen bir yanlış bilgi vardı. Soru 10. E, bu, burada bizden ne istiyor? diyalogtan hareketle hangisine ulaşılamaz denmiş. Selim Panayit Israti ve Maxim Gorki'den izler taşıyan otobiyografik, roman dizisinin ilki olan romanında Orhan Kemal çocukluğunu, ailesinin 30'lardaki siyasal çalkantılar sonucu dağılmasını, hızla yoksullaşmasını anlatır diyor. Ee, Orhan Kemal'in özellikle otobiyografik eserleri vardır ve burada Aşıkına Selim baba evi romanlar söz etmektedir diyor. Bu bilgi doğru. Ee, Suat'la alakalı ben Orhan Kemal'in zor koşullarda geçen gençlik yıllarını fabrikalardaki işçiliğini anlatan romanlarını okudum diyor ki avare yıllarda böyle bir konu var. Doğru. Süreyya ne diyor? Sözünü ettiğiniz yazarın en beğendiğim eseri Yugoslav göçmeni bir kızla yaşadığı aşkı evliliğinin ilk yıllarını işçi mahallelerindeki yaşam mücadelesini anlattığı derken burada en beğendi roman Cemile ifadesi ki bu roman özeti biraz Cemile, Cemile ile alakalı. Bu da doğru. D de Semra'nın bir ifadesi var. E, Murtaza'da çizdiği Gece Bekçisi tiplemesi görev alanıyla e, trajikomik kişiliğiyle edebiyatımızın unutulmaz tipleri arasında yer almıştır diyor arkadaşlar. Burada yine ne demişti? Semra Orhan Kemal'in hem roman hem de oyun olarak yayınlanan beslenen söz etmişti diyor. E, bu bir romandır ama e, oyun olarak yayınlandığı çok hani bilinen bir bilgi değildir beklesin. E'de bütün okulların okuduğu kitaplarda olaylar İstanbul ve yöresinde geçmektedir diyor. Arkadaşlar burada E şıkkına bariz bir hata var. Neden derseniz Orhan Kemal dendiği zaman öncelikle aklımıza bir Çukurova dolayları gelecek. Çünkü onun çocukluğu, gençliği zaten nerede geçiyor? Çukurova bölgesinde geçiyor. Dolayısıyla bu romanların İstanbul ve yöresinde geçmiş olması bariz bir hatadır. O zaman demek ki bir önceki şıkta Murtaza adlı romanın hem roman hem de tiyatro olarak oynandığı bilgisi doğruymuş. Çünkü biz zaten cevabı bulduk değil mi arkadaşlar? Peki hemen geldik 11'e. Bu parçada sözü edilen eser hangisi demiş bize? Bir defa unutmayın 11. yüzyılda yazılan eser dendiği zaman iki tane eser var. Birisi Divan-ı Türk. Bir diğeri ise arkadaşlar nedir? Kutatku Bilik diyoruz. Mesela 11. yüzyılda ee, 11. yüzyıl sonra isim soruluyorsa ya Kaşgarlı Mahmut'tur ya da Yusuf Has Hacip'tir. Zaten şıklarda bakın Kamısı Türkiye'yi ele 19. yüzyıl. Şecere-i Türkiye Ebu Gazi Bahadır'a ait Divan Edebiyatı'nda. Divan Hikmet 12. yüzyıl. İki şıkkımız kaldı. Peki ne diyor devamında bakın. Eser Türkoloji alanında önemli çalışma sahası oluşturmuş. Dil bilimi açısından önemliymiş. Türk boylarını araştırıp Elde ettiği dil ve edebiyat ürünleri zengin bir kaynak diyor. Bunun cevabı nedir? divan van Lugal Türk olacak. Çünkü ee, bu eser hem Araplara Türkçe üretmek amacıyla yazılan bir eser, bir sözlük. Hem de ansiklopedik sözlük. Çünkü Türklerin yaşadığı coğrafyaları ee, geziyor, haritasını çıkarıyor. Aynı zamanda söz ve edebiyat ürünlerini değerliyor. Peki Kutadgu Bilig neden olmaz? E, bu eser bir dini eserdi arkadaşlar. Yani İslami ilk eserimizdi. Bununla alakası yok. Onun için cevabı hemen işaretleyip geçiyor. 12. Hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir diyor. A'da aynı hece ölçüsüyle yazılmıştı diyor. Bakalım üstümüzden 4 gelen altı boran e, ne oluyor arkadaşlar? 8. Kış gibi derken 11. E, i̇kinci dörtlüğe geldim. Tan yıldızı 4 gibi parladın e, arkadaşlar ne oluyor? E, 9 oldu çıktın 11. Yani 11'li lehçe yazılmış. Doğru. Tam kafiye kullanmıştı diyor. Ee, bir de kış gibi, kuş gibi, düş gibi. Gibiler aynı anlama geldi. için rediftir. Kuş, kış ve düşteki şeyler yarım kafiye arkadaşlar. O zaman ikinci dörtteye bakmadan burası beklesin diyor. Redif kullanmıştı diyor. Birincisinde gibiler redifti zaten. İkinci dörtteye geldim. Çıktın, yaktın, kalktındaki tığlar ki peki neler çalışsa aynı anlamda görev olduğu için gider. Yalın bir dille yazılmış olması diyor. Şöyle dörtlüğe baktığımız zaman zaten dilinin sade olduğunu görüyoruz. Söz sanatlarından yaralanmak diyor. İlk dörtte kış gibi bakın bir benzetme. İkinci dörtlükte yıldız gibi derken bir benzetme. O da gider. O zaman cevaba bursa diyoruz. Sorun 3. Hangisinde bilgi yanlışı var demiş. 15. yüzyılda Sultan II. Murat Farsçadan çevrilen kabusnamenin dilini ağır bularak eserin daha sade bir dille yeniden çevrilmesi için merci mekamete görevlendirmiştir. Tür olarak nasihatname olan eseri halkın tanımasını istemektedir. Yazanın çeviriye eklediği yorumlar, atasözleri, dörtlükler sayesinde eserlerin anlatımı etkileyici kılınmıştır. Eser süslü nesrin en yetkin örneklerinden biridir diyor. Bir defa arkadaşlar burada e, şıklar, e, ifadelerde, metinde cevap kendi içinde direkt ortaya çıkıyor. Çünkü padişah eserin sadeleştirilmesini istiyor. Oysa beşte süsün eserin önemli özelliği e, falan en yetkin örneği diyor. E, burada e, 15. yüzyılda mercimek i nasihatname türünde bir kabusname adresleri çevirdiğini biz biliyoruz. Ama bu süsün esir de e, süsün esir değil Türk edebiyatında nedir? Divan edebiyatında nedir? E, sade nesrin en güzel örneğidir. cevabını ne diyoruz? Edirne. Peki 14'e geldik. Bu parça aşağıdaki romanın hangisinden alınmıştı diyor. Dikkat. Et. Mahpeykerle başlamış. Mahpeyker varsa bir de gözücüyle şöyle bakın. Ali Bey'i gördük. E bu iki baş karakter Tanzimat döneminde bizde aynı zamanda ilk edebi roman sayılan ve Namık Kemal'in romanı olan İntibaha aittir arkadaşlar. Okumaya gerek yok. Baş karakterler verilmişse zaten cevap ortaya çıkmış oluyor. 15 hangisi tanzimat edebiyatının ikinci döneme ve servet edebiyatı için ortak değildir diyor. Yapıtlarda ağır bir dilin kullanılması derken bakın tanzimat ikinci dönem ile birinci dönem mukayesesini hatırlarsanız ikinci dönem neydi? Dili ağırdı. Burada servet i edebiyatı ile mukayese yapılmış ve ikisinde de dil ağırdır. İkisinde de sanat sanatçının anlayışı vardır. Evet doğru. E, roman ve öyküde realist anlayışın ağır basması her iki tarafta da arkadaşlar doğru. Aynı edebi akımın etkisinde kalınması diyor arkadaşlar. Ee, burada aynı edebiyat akımın etkisinde kalınması dendiğinde e, arkadaşlar bir defa ikinci dönemde akım olarak baktığımızda e, nedir arkadaşlar? Realizm var, e, naturalizm var. Bunun için arkadaşlar nedir? E, romantizm var. Ee, şeye geldiğimiz zaman, serbetin edebiyatına geldiğimiz zaman arkadaşlar, ee, nedir? İşte parnasizm var şiirde, sembolizm var. Ee, yine romanda realizm ve nedir arkadaşlar? Naturalizm var. Şimdi burada, ee, şimdi fark ettim arkadaşlar. Şiirde aynı edebiyat akımının etkisine kalınması diyor. Şimdi ben normalde genel anlamda edebiyat akımını düşünmüştüm ve şöyle baktığımız zaman ortak edebiyat takımları vardı. Ama şiirde dendiğine göre tanzimat döneminde sadece romantizm var arkadaşlar. Ama servet, servet edebiyat neyse parnasizm, parnasizm ve sembolizm var arkadaşlar. Özellikle burada e, tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem çocukların ölümü üzerine romantik şiirler yazıyor. E, Abdülhak Tarhan yine biliyorsunuz zaten tezatlar şairi. Hanımın önümüze ne makberi falan yazıyor ve romantik bir şairdir. Oysa Servet Edebiyatı'na geldiğimizde bir restan ve şair olan Tevfik Fikret çok önemli ve en güçlü Parnas. Ve aynı zamanda hem Parnas hem de Samuris olan Cenab-ı var. O zaman şiirde aynı akımlar görülür ifadesi yanlış. Cevap D olacak. Şiirlerde aruz ölçüsünü tercih edilmiş olması arkadaşlar bu da doğru her ne kadar tanzimatta hece ile örnek olsa da az da olsa e, hakim olan ölçü aruzdur arkadaşlar. Güzel bir mukayese sorusu olmuş. Hemen işaretleyip geçiyorum. 16'ya geldik. Ne diyor? Hangisi? Boş bırakılan yere hangisi getirme nedenmiş bize? Romanlarında bir sorun üzerinde durmuştur. Onun üzerinde önemli durduğu bir başka sorun da eğitimdir. Her şeyden önce çocukların çocuklarının yaşamlarından yan yana olan tınarçı İyi bir eğitim öğretim için birinci koşulun iyi bir öğretmen olduğuna dikkat çeker. Söz gelişi başkisi, e, söz gelimi başkisi ve idealist öğretmen Ali öğretmen Aliye dendiğine göre arkadaşlar, e, bu e, halde Adıvar'ın e, nedir arkadaşlar? Milli Mücadele dönemini anlattığı aynı zamanda Vurun Kahpeye adlı roman oldu. Bakın yine baş karakterden eseri bulduk. Peki bu eser o zaman kime ait? Halledip edip adı ait. Yani o zaman boş bırakılan yerin e, ne olduğu ortaya çıktı. Cevaba C deyip hemen geçiyorum. E, 17'ye geldik. Ne diyor burada? Sözü edilen sanatçı kimdir demiş bize. E, arkadaşlar dikkat edin. Mavi dergisiyle garipçileri eleştirmişti diyor. E, duvar elde var hüzün aylık sevdaya dahil modern şiirin dışında halk ve divan evlatta yaralandığını ne yapıyor? Bize gösteriyor. Bir de bir takım nehir roman biçiminde e, tarihi süreçleri anlattığından bahsediyor. E, söz konusu kişi e, Atle İlhan olacak. Maviciler içinde ismi çokça geçen şairimiz ait. Peki 18. E, aşağıdaki yapıda hangisi bu parçada bir bölümüne yer verilen romanın yazarına ait değildi? Burada Topal Eskici demiş. Oğulları Mehmet ve Ali diyor. Eskici ve oğulları adlı roman. Arkadaşlar eser kime aittir? Orhan Kemal'e aittir arkadaşlar. Soru şöyle bir anlam kazandı. Hangisi Orhan Kemal'e ait eserlerden değildir diye. Ehmet, e, burada ekmek kavgası Orhan Kemal'in bir hikayesidir. E, Sarhoşlar yine onun bir hikayesidir. Kardeş payı onun bir hikayesidir. Babel Kulesi onun e, ilk romanlarından bir tanesidir arkadaşlar. Yol ayrımı ise e, Orhan Kemal'e değil de Kemal Tahir'e ait romanlardan bir tanesidir. Cevap Edirne oluyor arkadaşlar. Buranın detaylı sorularının bir tanesiydi. Açık konuşmak gerekirse. Peki 19. Bu parçada söz edilen sanatçı kimdir diyor bize. Şöyle geriden baktığımızda bakın dikkat. Bir piyes yazalım oyunu varmış. İlk romanı Ölmeye Yatmak diyor. Bir defa zaten Ölmeye Yatmak onun en önemli romanlarından bir tanesi. Ee, birçok denemede, teste karşımıza çıkan bir eserdir. Bu eser e, e, Adalet Aon'la ait arkadaşlar nedir? Bir eserdir. Soru 20. Yukarıdaki şiirin temsil ettiği şiir anlayışı e, aşağıdakilerden hangisi denmiş bize? Burada baktığımızda e, şöyle bir dörtlük var, bir ikilik var e, uzun dize var kısa dize var artı şöyle baktığımız zaman bir kafiye kaygısı da görüyoruz. Peki bir de iç, muhte içerik olarak bakalım. Çekirge bulutu içinde koynuma soktuğun ekin. Çargılar iki durur sürgün ilinde, Bir gözü mavidir bir gözü blue. Hızla geçen otobüslerin ardına benzeşmek. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni diyor. Mistik şiir biraz daha böyle e, hafiften e, dini ve tasavvufi atmosfere kaçar. Yani bunun e, bunun alakası yok. E, garipçiler ile ikinci yeniciler belki düşünülebilir. Toplum şiir olamaz çünkü burada biraz ideolojik şiir olması lazım. Nazım'ın başlattığı şiir ki burada hani sevseydim seni falan derken burada ideolojik bir e, olay yok arkadaşlar. Beş hececiler olamaz çünkü şiiri zaten heceyle yazılmamış. Şimdi burada iki şık arasında e, değerlendirdiğimizde ikisinde de biçimsel anlamda bir serbestlik vardır ama Garipçilerde basit, sıradan bir dil vardır. Şairanelikten söz sanatlarından uzak oluş vardır. İkinci yenicilerde ise imgesellik ve biraz soyutluk egemen ve söz sanatları vardır biraz. Çekirge bulut için ne koynuma soktuğu nekin diyor. Bakın koynuma ekin sokmak. Çargılar iki durur sürgün ilinde. Bir gözü mavidir bu bir gözü blue. Hızla geçen otobüslerin ardından benzeşmek. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni derken. Bakın burada anlaşılması biraz zor. Yani düşündüğümüz gereken bir metin var, şiir var. Basit bir dille yazılmadığı için, sanat karana yazıldığı için burada ikinci yenicileri ne yapmak lazım? İşaret demek gerekiyor. Peki arkadaşlar geçiyoruz soru 21. E, aşağıdakiler hangisi bu parçada ünvan ve ya takma isimleri belirtilen sanatçıdan biri değildir demiş bize? Ee, bir bakalım edebiyatımızda bazı sanatçılarımız sanatsal özelliklerine göre bazı ünvanlarla ve kendi kullandıkları takma adlarla anılırlar. Sokağı romana taşıyan yazar demiş. Bu Hüseyin Rami Gülpınar. Yazı makinesi demiş. Ee, Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar. Kirpi takma adı ile bilinen kişi. Refik Halit Ölüm şairi beklesin. İstanbul öykücüsü dediği için Said Faik Abasyan'ı gider. O zaman burada Reşat Nuri kalıyor ölüm şairi kısmının karşılığını bulamadık. Ölüm şair dendiği zaman aklımıza özellikle Cumhuriyet döneminde saf şiirci şairlerimizden nedir o? Cahis Tarancı gelebilir. bazı yayınlarda özellikle yine Makberi yazmasından dolayı Abdullah Kamil Tarhan'la alakalı ilişkilendirilir ama siz ölüm şair dendiği zaman ilk aklınıza kime getirin? Cahis Tarancı'yı getirin arkadaşlar. Peki 22. Hangisi bu anlayış çerçevesinde eserler yazmıştır diyor. Sanatçının dili yaşayan dil olmalı. Sanatçı bağımsız olmalı. Yani bir yere bağlı olmamalı. Sanat milli olmalı ve sanatta yenilik esas olmalı. Yani burada yenilik yapılmalı ama bu milli olmalı diyor. E, bu topluluk e, sözü edilen topluluk 1950 ile 80 arasında Hisar dergisi etrafında gelişen bir anlayıştır. Ortak özellik. Yani hisarcılara ait bir sanatçı bulmamız lazım. Ee, burada Melih Cevdet, eee Garipçidir. Nazım Hikmet Ruhan zaten kendisi bir ekol başlatmış. Toplumcu şiir Serbest sanatçıdır. Cemal Süreya ikinci yenici. İsmet Özel ikinci yeni sonrası Toplumcu şiirle e, adı anılan birisidir. Burada Mustafa Necati Karer hisarcılara ait bir sanatçıdır. 23'e geldik. Ne diyor burada? E, boş bırakılan yere Hangisi getirilmeli demiş bize. İmgeci şairler derken jetonu düşmeli. 80'li yıllarda eser veriyor arkadaşlar. Hemen eserlerine bakalım. Unutulmaz bir yaz için adlı şiir var. Aynı zamanda karşılığını bulamamış sorular adlı kitabı var. Bu 80 sonrası şairlerimizden Haydar Ergülen'e ait bilgilerdir. Cevaba E deyip hemen geçiyorum. Ve geldik son sorumuza. Ee, bu parçada sözü sanatçı kimdir demiş bize. Ee, bir defa resim, üniversite falan demiş ama eser vermiş. Bakın şurada Ölü Erkek Kuşlar adını ressam kahraman Onur'un yaptığı bir tavırdan alıyor diyor. Yine arkadaşlar hiçbir aşk hiçbir ölüm müzik ve edebiyat gibi birçok sanatlarınla ilgi duyan ama hiçbirine başarılı olamayan ee, derken bir özet yapılmış arkadaşlar. Söz konusu Ölü erkek kuşlar ifadesi veya eseri arkadaşlar Cumhuriyet döneminde 80 sonrasında e, ismi geçen yazarlarımızdan İnci Aral'ın e, bir özelliğidir. E, evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. E, deneme paylaşımlarına, konu anlatımlarına tekrarlara devam edeceğiz. E, kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursa, olursanız sevinirim. Başka videolarına görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın